Merhaba arkadaşlar, Mecanine hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi sezonun son haftasına girdik. Şu an sezonun gördüğünüz gibi 23. günü ee, ve sezonun son haftası gelince arkadaşlar ne oluyor? Transfer sezonu açılıyor. Yani token karşılığı transfer yapabiliyoruz. Ee, daha önceki zamanlarda bir sene, bir buçuk sene öncesine kadar çekmiş olduğum iki tane falan e, transfer videosu vardı. Ama tabii şu an güncellenen ekranlarla beraber yeni bir transfer videosu isterseniz beraber çekmiş olalım. Şimdi bu arada şu gördüğünüz maç arkadaşlar dün efsane oldu. Ee, gördüğünüz gibi güçler bu şekilde hemen şöyle kısaca göstereyim. Göster, şimdi görmüşken dayanamam. Ee, bu şekilde arkadaşlar dehşet bir maç oldu. Yani taktiksel, tekniksel böyle başladı, böyle devam etmedi. Bu takım dengeleri olduğu gibi değişti. E, iki i̇ki oyuncu çıkardık, e, kanatları arttırdım, ortaya bindirdik. Valla çok güzel oldu. Ne yalan söyleyeyim, mükemmel oldu ve bununla ligde de şampiyonluğu aldık. Yani kesin aldık bu noktada. Son kalan haftadaki, zaten en güçlü rakibim buydu. Diye hoş, diğeri de çok güçsüz değil yani bakın. Üçüncü sıradaki elemanda. Dört, böyle. Yani bunların arasından Yükselip şampiyon olmak ayrı bir şey. Ayrı bir zevk. Neyse şimdi hemen bu kısa reklamımızın ardından transfer ekranına gelelim. Neredesin? Şuradasın. Şimdi bakın. Görüşmeler ekranı bu. Bu görüşmeler ekranı arkadaşlar işte bizim tanıdıklarımız kendi çevremizdekilerden alabileceğimiz token karşılığındaki transferleri gösteriyor. Yani biz buradan herhangi birinden transfer yapabiliyoruz. Kendimiz Token'ına teklif verip önce şunu göstereyim. Teklif verip bu teklif karşılığında token alabiliyoruz. Karşı taraf okey verirse. Bu bizim kendi aramızdaki satın alma modumuz. Daha doğrusu kendi aramızdaki değil. Ortak noktada satın alma modumuz. Ama e, burada bir iki tane husus var. Önceki videolarda belirtmiştim. E, burada kısaca geçmek istiyorum. Burada biz mesela atıyorum 5 token yazıyor. Gördüğünüz gibi. 5 token karşımızdaki rakibe yani rakip demişim. Karşımızda bu e, oyuncuyu almak istediğimiz kişiye verdiğimiz 5 token. Ama teklifimiz 17 token. Yani aradaki e, fark sisteme gidiyor arkadaşlar. Yani sistem bizden 17 alıyor, karşı tarafa 5 veriyor ve de şu kadar 157M 157 milyonda bizim paramız gitmiş oluyor. Mesela biz buna bir token versek bakın sıfırken gördüğünüz gibi zaten 7 token baştan sisteme vermiş oluyoruz. Ama biz rakibe iki token vermek istiyoruz. O zaman gördüğünüz gibi teklifimiz 11 token. Yani buradaki değer şu. 7 token başlangıç direkt sisteme verdiğimiz. Ondan sonra rakibe ne kadar veriyorsak da o kadar da sisteme vermemiz gerekiyor. Yani biz iki token rakibi mi vermek istiyoruz? Karşımızdaki elemanı mı vermek istiyoruz? E, oyuncu almak için. 2 token da sisteme veriyoruz. 2 2 ne yaptı? 4. 7 de yine sisteme vermemiz gerekiyor. Oldu size 11 token. Yani buradan aldığımız zaman bu şekilde e, bir token vermek zorunda kalıyoruz. Ha karşı taraf kabul ederse elbette açık arttırmaya vesaire çok öyle Girmeden diyeyim. En azından biz şu an için başka teklif verenleri görmüyoruz. Teklif ver deyip ilgili oyuncuyu teklif etmek için işlem yapabiliriz. Karşı tarafta bizden gelecek olan teklifi onaylarsa otomatikman okey vermiş oluyor. Peki karşı taraf teklifi nasıl görüyor? İşte şöyle görüyor arkadaşlar. Bana da bir iki oyuncuya teklif geldi. Hemen Evet mesela şurada gördüğünüz gibi şu oyuncuya teklif gelmiş. Hemen tekliflere bakıyorum. Bakın, bugün 16:46 itibariyle şey olacak i̇şte ilgili teklifin süresi 4 saat 13 dakika kalmış. Karşı taraftan teklif veren eleman bu oyuncu için bana 123 m teklif ediyor. Ama para teklif ediyor. Gördüğünüz gibi Token teklif vermemiş. Yani sadece 7 Token sisteme verecek. O kadar. Bakın. Şöyle tıkladım üzerine. Şimdi ben rakibim yani karşımdaki bu kişinin takım bilgilerini görüntüleyebilirim merak ediyorsam eğer. Bu adam kimmiş? 52. seviyede bir elemanmış. İşte böyle böyle bir adammış. Neyse yani bu benim için çok önemli değil. Sonuçta bana teklif veren kişi bu. Ama bana teklif vermeyi düşündüğü tutar da 127, 123 mi bu kadar. Yani bana 1-2 token falan filan dememiş. Sadece bana bu kadar şey veriyor. Şimdi ben bu teklifi kabul etmek istersem arkadaşlar yeşil şu onay tuşuna basıyorum. Şuranın altındaki. Üzerine basmıyorum göstermek için. Ben şu an çarpıya basıyorum. Teklifi kabul etmiyorum. Bir şey demedim. Eğer ben teklifi reddetmek istersem kırmızı reddet tuşuna basıyorum. Teklif benden siliniyor. Bunun çok önemi var. O yüzden ayrıca söyleyeceğim. Eğer ben herhangi bir token teklif vermek istiyorsam da bir fiyat belirliyorum. Diyorum ki bana şöyle yapayım. Bir token Bak, paralar artıyor. 2 token. Bana şöyle 3 token yapayım. Bana 3 token verene biraz daha düşük olsun evet. 143 M ve bana 3 token verene ben bir o elemanı vereceğim diyorum tamam mı? Yeşile tıklıyorum. Şimdi ben bekliyorum. Ben böyle bir fiyat belirledim. Bu fiyattan biri teklif verirse Otomatikman bu oyuncu satılacak. Bana bir daha sormayacak. Yani direkt belirlemiş olduğum fiyata veren kişi olursa çat hesabından gidecek. Şimdi ben size bu elemana neden şu kırmızı reddet tuşu bundan bahsedeyim. Çünkü arkadaşlar şöyle bir olay var. Bakın bu elemanda teklif var. Gördüğünüz gibi üzerinde bir işte el işareti var. Bir de ikinci bir oyuncu var. Gördüğünüz gibi şu. Buna da teklif verilmiş. Buna da bir bakalım. Bakın ha buna bir token teklif verilmiş. Yani Veren kişiden 8 token çıkacak. Veya 9 token çıkacak. Tabii 9 token çıkacak. Çünkü 7 token sisteme, 1 token bana, 1 token tekrar sisteme. Şimdi 9 token çıkacak ondan ama bana 1 token geliyor. İşte sistemin öyle, özelliği bu. ben bu 1 token'ı kabul etmek istersem kabul etmek istersem direkt olarak tıklıyorum. Yeşile basınca çat diye benden gidecek. Şimdi ben bunun farkını neden söylemek istedim? Öncelikle şunu söyleyeyim. Şu an bir şey yapmıyorum. Hemen şöyle çıkıyorum şundan. Kırmızı. Tamam. Hayır, buradan reddet demedim bakın. Sadece bulunduğum ekrandan çıktım. Şimdi çarpıdan kapatıyorum. Arkadaşlar bu iki oyuncu bir teklif vermişse ben oyuncuların tamamını antrenmana alamam. Bu oyuncuları antrenmana alamam. Bakın benim normalde 28 tane oyuncum var. Oyuncular diyorum. Hepsini seç diyorum. Bakın. 26 tane oyuncu seçti. 28 değil. 2 tane oyuncu e, e, sisteme girmedi. Bakın görüyor musunuz işareti? Bakın burada da. Bu iki oyuncu demin göstermiş olduğum iki oyuncuya teklif verildiği için ben tüm oyuncuları antrenmana alırken bu üzerine teklif gelen oyuncuları antrenmana alamıyorum. Antrenmanda alabilmem için ya bunların tekliflerini reddetmem lazım veya oyuncuların satılmasını onaylamam lazım. O ana kadar bu oyuncuları transfere alamıyorum. Şöyle onayla değil. Bakın sadece 26 oyuncuyla antrenman yapacağız. Ama bunun bana ne gibi bir zararı olabilir? Bu iki oyuncuyu antrenman yaptırmazsam. Birincisi bonus azalabilir. Yani alacağımız transfer şey antrenman bonusları azalabilir. Diğeri bakın özel sponsorluk ödüllerinde tüm oyuncularla yapılması gereken antrenmanlar vardı. Ben onu bitirmişim gördüğüm kadarıyla. Evet bakın mesela şurada. Maksimum alıştırma ile tüm takıma 8 kez antrenman yaptır diyor ya. Eğer mesela siz şu an o antrenmanı yapmamış olsanız ve oyuncularınıza bu şekilde transfer teklifi gelmiş olsa, nasıl sakatken antrenmana giremiyorsa, aynı şekilde transfer olacağı zamanda antrenmana giremeyeceği için bu görevi yapamazsınız arkadaşlar. Öncelikle dediğim gibi bu elemandaki olayı kapatmanız lazım. Şimdi bu şu oyuncuya gelen bir tokenlık teklifi. Ben kabul etmek istiyorum arkadaşlar. Hem de bakalım eleman kimmiş bana. 47. seviyedeymiş. BSS Arnavutluk uyrukluymuş. Kuzey Makedonya'dan. Güzel. Böyle bir elemanmış. Yani dediğim gibi çok önemli değil ama böyle bir elemanmış. Neyse 47. seviye. Ee, Türk asıllı. Yani Türk en az oyuncu. Benim oyuncum Türk. Arnavut asıllı bir eleman. Arnavutlar da zaten arkadaşlar ee, hani pek çok kısmı Türkçe konuşabiliyor. Bizim de bir arkadaş vardı iş yerinde. O da aynı şekilde Arnavut ama e, gayet güzel böyle hafif bir e, Arnavutça demeyeyim. Arnavutçayı bilmiyorum çünkü ama hafif böyle bir Türkçe'ye yakın bir şekilde ortak kelimelerimizle konuşabiliyor. Hoş bir şey oluyor. Neyse şu an beni izliyorsa beni takip eden bir, bir kişiyse ama arkadaşlık yoktu zannedersem. Bakayım. Evet arkadaş ekleyelim. Madem o kadar bahsettik adından. E, şimdi dediğim zaman arkadaşlar ben bir token karşılığı elemanı satmış olacağım. Bakın şu an 91 token'ım var arkada. Kabul ettim. Gördüğünüz gibi. Oyuncu satıldı ve 92 token'ım oldu. Elemanı ben niye şu ana kadar satmamışım? Bakın gördünüz mü? Şurada e, özel yeteneği son noktaya kadar gelmişti. <laughs> Satmamış. Yani, yani işte, özel sponsorluktan vesaire böyle bir etki gelirse onu yapacaktık. Neyse. Şu an bunu göstermiş olduk. Bir oyuncu gitmiş oldu. Şimdi Peki biz kendi oyuncumuzu satmak istiyoruz. Kime satabiliriz? Kendi aramızda, kendi arkadaşlarımız arasında. Bu da çok sorulan bir soru. Yani bize teklif geldi ve bizi gitti. Peki neden sadece bu iki oyuncuya geldi? Neden daha fazla oyunculara teklif gelmedi? Arkadaşlar biz ben isterseniz hemen kendi arkadaşlarımdan birine teklif vermeye çalışayım e, ee, şu dostluk maçı deyip şu seviyelerimizi görelim. Mesela Beritan Spor, Al Ali, Markus Schiller, yok pardon. Şöyle Gornik FC Spotted Propo, Position 13. Şimdi şunun takımına bakalım arkadaşlar. birazdan evet şimdi Gornik FC'ye bir girelim bakalım neredesin kadrosu evet şimdi burada arkadaşlar oyuncular mevcut arkadaşlar aynı seviyedeyiz zaten herhangi bir elemana tıklayıp bakın teklifler diyorum hiçbir teklif veremedi şimdi ben bu elemana Teklif verebilir pozisyondayım. Teklif ver diyorum. Gördüğünüz gibi açılıyor. Şimdi ama biz bu e, kendi seviyemizdeki veya bir altımızda bir üstümüzdeki her oyuncuya teklif veremiyoruz. Veya her e, arkadaşımızın yani her menajerin oyuncusuna da teklif veremiyoruz. Bakın şöyle 13 token dedik mi 33 token gidecek arkadaşlar. Böyle düşünün. Neyse şöyle mesela veremeyeceğimiz biri var mı diye bakıyorum. Bu elemanda gördüğüm kadarıyla yok. Herkese verebiliyoruz. Peki aradaki e, sınır ne arkadaşlar? Arkadaşlar sınır 30 e, 30, yani 40 ile 99 seviye arasındaki oyunculara sadece teklif verebiliyoruz. Mesela şöyle daha güçlü bir rakip hatırlıyor muyum? Aha, e, şu bakalım kendi seviyemde şöyle Jose Mourinho'ya şöyle bir bakayım. Onun oyuncularına bakalım. Şimdi Gerçi teklif şöyle bir şey var. Belki sisteme eleman olduğu için ona vermeyebilir. Pardon. Şöyle yapayım. Bakalım bunun yok. Bunun takımı çok güçsüz. Aa evet bakın mesela çok güçsüz olana da teklif veremezsiniz. Mesela 3 seviyesinde gördüğünüz gibi teklif veremiyoruz. Çünkü dediğim gibi bakın 23 seviyesine teklif veremiyoruz. Açık değil. 15 Açık veremiyoruz. Bu ölmüş bir eleman. Bakın şu 42 hala teklif veremiyoruz. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çünkü işte minimum değeri yani 49 gibi bir şey olması lazımdı. Evet, bu da düşük. Gerçi düşük derken hani e, karşılık olarak eşleştiğimiz zaman o benden bir seviye düşük, bir seviye düşünce ne oluyor arkadaşlar? Artı 20 puanı yapıyor. Yani biz ondan 20 puan yüksekiz. O bizi 20 puan düşük görüyor. Şöyle. Doğan tilki bakın bu daha güçlü olması lazımdı ama Bu da oyunu bırakmış mı acaba? Ki aynı seviyedeyiz. Aa, bu hocamın evet bunun seviyesi güçlüydü. Bu da yedek takım mı? Bakayım. Mesela bakın. Şu oyuncu arkadaşlar teklif veremiyorum. Neden? Bu da çünkü çok güçlü. Bu çok düşük. O yüzden güçsüz. Yani veremiyorum. Ama bakın bu orta 48'de kalmış. 85 buna da verin. Buna neden veremiyorum? Şu an ben de bilmiyorum. Çünkü teklif açık değil. Evet. Gerçek oyuncuları kenara çekmiş. Hiçbir oyuncusuna teklif veremiyorum şu an. 105. Zaten 100'ün üstüne zaten veremiyoruz ama 40'a da veremiyoruz. Yani arkadaşlar ya elemanın oyuncuları ee, çok düşük veya çok yüksek. Tam böyle ortasını bu türlü bulamadık. 59. Normalde buna teklif verebiliyor olmam lazım. Ama buna neden teklif veremediğimi açıkçası bilmiyorum. Ee, hani işte aynı sistemde aynı serverda falan filan diye geçiyordu ama şöyle bir şey var. Artık o server muhabbeti normalde kalkmıştı. Yani e, teklif verebiliyor olmam lazımdı. Dolayısıyla şöyle diyelim arkadaşlar. E, 40 ile 99 arası zaten sabit bir sınırımız var. Yani bu ikisi arasında zaten oyunculara teklif verebiliyoruz. Ama bunun haricinde bunun haricinde eee sistemin bazı istemediği durumlarda olabiliyor gördüğümüz gibi. Bakın bu başka bir eleman. Şu an buna da hala teklif veremiyorum. Aynı yerde olmamıza rağmen. Arkadaş olmamıza rağmen bakın. Başka birini şöyle baş... bu artık şöyle yapalım. Görüşmeler kapanıyor. 5 gün 11 saat. Evet benden yüksek bir oyuncu bu zaten yüksek olduğu için otomatikman geçiyor sınırları geçiyor şöyle düşük bir tarafı var mı maalesef hepsi yüksek şöyle benden bir daha yukarısına çıkıyorum artık gittikçe azalıyor aslında ama bakın buna oy, buna oyuncuya teklif verebiliyorum gördüğünüz gibi Bakın bu benden bir seviye yüksek. 54. seviyede. Ama dediğim gibi 1-2 seviye yüksek veya düşük olması çok önemli değil. Önemli olan aradaki bariyer. Yani aradaki kısımda işte 40 ile 99 arasındaki oyuncuya verebiliyor olmam lazım. Mesela bakın bu zaten evet aşırı yüksek gördüğüm kadarıyla. Bu da iki seviye. Yani bunun düşük bir oyuncusu var mıdır ki teklif verebileyim? Şu olabilir. Evet. Gördüğünüz gibi bu oyuncuya teklif verebiliyorum. Kendisi bu oyuncuyu benden iki seviye üstün olduğu için ee, daha iyi pozisyonda görüyor. Ben bunu iki seviye daha düşük görüyorum ama gördüğünüz gibi teklif verebiliyorum. Her halükarda aynısı gördüğünüz gibi. Yani sistem aynı işliyor. 15. Tokun çünkü 4 Tokun oraya verince 4 de öbür sisteme vereceğim. Artı 7 de yine sisteme vereceğim. 11 sisteme 4 karşı tarafa. Evet. Şimdi ben böyle teklif verebiliyorum, ayrı bir şey. Şimdi isterseniz nasıl teklif verebildiğimi gösterdim, kendi oyuncularımızı gösterdim. Bununla beraber oyuncu, bir tane oyuncu sattık gördüğünüz gibi. Bir de oyuncuyu isterseniz reddedelim arkadaşlar ve videoyu bitirelim. Gelen oyuncu vardı, şu bu oyuncuya da evet. Ben buna bir fiyat belirlemiştim. Biliyorsunuz işte bir token, iki token falan gibi vazgeçtim. Şimdi ben bunu direkt e, antrenmanı alacağım. Reddet diyorum. Evet reddettik ve gitti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu işaretle kalktı. Şu an bir oyuncuyu sattık. Bir oyuncuyu da e, teklifini reddettik. Aynı şekilde yeni teklif vermeyi de gösterdim. Ve arkadaşlar olay bitti. Yani kendi aramızda yapabileceğimiz transfer işlemleri bunlardan ibaret. Kendinize iyi bakın diyorum. Bu arada arkadaşlar şunu özellikle söylemem lazım. Şimdi videonun burasına kadar geldinizse beni hala takip ediyorsunuz demektir. Arkadaşlar beni takip ediyorsanız etmeye devam etmek istiyorsanız lütfen arkadaşlar üye olun. Yani abone olun kanala. Şöyle ki bakıyorum %80-85 üye olmayan abonelerin izlemeleri var. Yani Videomu izleyen her 10 kişiden 8'i bakıyor fakat üye olmuyor. Abone olmuyor. Lütfen arkadaşlar abonelik mekanizmasını canlandıralım. Lütfen kanalıma abone olun. Ben de en azından gerçek kullanıcı sayımı bileyim. Yani şu an e, sizlerin desteğiyle çok şükür 4000 kullanıcı sınırını geçtik. 5000'e doğru geliyoruz. Eee... 4034 4035 civarında bir kullanıcı sayısı var şu an. Ama arkadaşlar yani en azından bir 5000 olmasını isterim ki e, her 10 kişiden 8'i sadece abone oluyorsa benim gerçek şu an abone sayım 4000 değil. Nereden baksanız 16000 falan olması lazım. Yani bunun 4 katı olması lazım. E, ve arkadaşlar sizlerin aboneliğinizi bekliyorum. Lütfen bu mesajımı dikkate alın. Kendinize iyi bakın. Meczan'da kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.